Değerli arkadaşlar, yani kayıplar sıkı yönetim, darbe, olağanüstü hal dönemlerinin bir uygulamasıdır, bir pratiktir ve bu pratik bizim geçmişimizde var. Yani bunun onlarca örneği var. Ama olağanüstü hal pratiği kayıpların en fazla yaşandığı dönemdir. Hani olağanüstü hale karşıydınız? 7 Haziran'daki afişlerinize bakalım. 7 Haziran'daki afişlerinize. Olağanüstü hali kaldırdık, özgürlük geldi. Bunu diyen siz değil misiniz? 7 Haziran'da. Şimdi peki ne oldu? Sayın Genel Başkanınız TÜSİAD'da neyiniz eksik dedi. Ve kurultayında kalkmayacak dedi. Değerli arkadaşlar, kalkmayacak. Olağanüstü hal kalkmayacak dedi. Neyiniz eksik? Evet, eksik. Çok şeyimiz eksik. Çok şeyimiz eksik. Eğer eksik bir şey olmasaydı Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine neden bildirimde bulundunuz? Şu hakları uygulamayacağım diye. Neden bulundunuz? Soruyorum. Cevabını verin. Ya da Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi uyarınca yükümlülükler konusunda neden bunlara uymayacağız askıya aldım dediniz? Bunlar eksik. Ne eksik? Sizin görmediğiniz adalet eksik. Sizin görmediğiniz özgürlük eksik. Bunlar eksik. Bunları görmüyorsunuz. Biraz önce Yüksel Caddesi'ndeydim. Polis memurları, milletvekillerimiz oradayız. Açıklama yapacağız. Açıklama. İnsan hakları anıtı önünde. Sokakta yüzlerce polis memuru ve TOMA. Bu cumhuriyetin milletvekilleri 100 metre ötede Ankara'nın göbeğinde meclisten 500 metre ötede bir yere giremediler. Ankara valisinin talimatı üzerine. Yazılı talimat da yok ve kanunsuz emir. Bunlar var. Ve dahası ne var? Dahası ne var? Olağanüstü hal rejimleri kayıpların olduğu rejimlerdir. Görmüyorsunuz, size gelmiyorlar. Onlarca yüzlerce kayıp var. 634. haftadır oturuyor kayıp aileleri Galatasaray Meydanı'nda. Hiç duyuyor musunuz ne acılar yaşıyorlar? Zorla kaybedilme insanlığa karşı suçtur ve en ağır suçtur. Yaşam hakkından daha öte bir suçtur. Çünkü insanlar kaybı bulana kadar, eşlerini bulana kadar, çocuklarını bulana kadar bir işkence içinde yaşarlar. Bir zulümdür. Ve bunlar adalet arayışları var ve sonsuz bir adalet arayışı. Bitmeyen yaslar var Türkiye'de, bitmeyen yaslar. Yası tutulmamış ölümler var. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi ilan ettiği olağanüstü hal var ve bunun arkasına sığınan bir hükümetiniz var ve parlamento var. Değerli arkadaşlar, bu yönetim içinden vazgeçelim. Bunlar insanlığa karşı suçtur. Suçtur ve bunun bedeli ağırdır değerli arkadaşlar. Vicdani bedeli ağırdır. Ankara valisine ve bütün yetkililere sesleniyorum. Bizler bunları söylemeye devam edeceğiz. Bizim kaygımız örgüt, FETÖ, başka şey değil. Bizim kaygımız insan yaşamıdır, insan haklarıdır. Bu parlamentonun da en az bu kadar duyarlı olmasını beklerim. Bunları bilin, duyarsız kalmayın. Teşekkür ediyorum, saygılar sunarım.